Bu dersimizde sistemimizin iskeletini oluşturmaya başlayacağız. Bunun için ilk dersimizde sadece XHTML etiketlerini kullanacağız. Sonraki dersimizde CSS ile bunu şekillendireceğiz. İlk öncelikle geçen derste oluşturmuş olduğum div'i ben siliyorum. Hatta ID'sini de siliyorum. Div'i de siliyorum. Şimdi siteyi oluştururken benim bu siteyi tamamen kapsayacak bir div oluşturmam lazım. Yani kapsayıcı bir div oluşturmam lazım. İçerisine girdiğim tüm etiketler header, content, footer, yani sayfamın genel iskeletleri bu ID içerisine alacak. Bu yani bu divin önemini sitemizin iskeletleri şekillendirirken size anlatacağım. İlk öncelikle ben div ID diyorum. Buna wrapper diyorum. Yani bu kapsayıcı. Bu arada arkadaşlar neden İngilizce yazdığımı söylüyor. Arkadaşlar bunun sebebi aslında alışkanlık. Başka bir sebebi yok. Böyle yazmaya alışmışım. Böyle yazıyorum. Neyse. İlk öncelikle sitemiz hangi bölümden olacak? İlk öncelikle header olacak. Header diyorum. Div. Onun altında ne olacak? Onun altında bir slider olacak. Hemen onu yazıyorum. Peki slider'ın altında ne olacak? Slider'ın hemen altında ise benim sayfamın içeri olacak. Nasıl? Div ID main page. Şöyle. Bu ise kendi içerisinde ikiye ayrılacak. Nasıl ikiye ayrılacak? Solda tabi ID yazmam lazım. Bu arada neden ID yazıyorum? Çünkü sistemin iskeletlerini ben hani web tasarımcıları çoğu ID'lerle oluşturuyor. Yani ID İngilizce kimlik anlamı, identity anlamına gelmektedir. Burası sidebar yazıyorum. Yani özel menü olacağı yer. Klaslar nerede kullanırız? Klaslar özel etiketlerdir. Dibimize özel etiket verdiğimizde, örneğin her div beyaz olsun, şu kırmızı olsun, burada sarı olsun dediğimizde o kısımlarda klasları kullanabiliriz ya da tekrar eden divlerde klasları kullanabiliriz. Çünkü ID'leri aynı sayfa içerisinde bir kere kullanabiliyoruz. Örneğin bu div ID sidebar'ı bir kez daha kullanabilirim ama bu uyumluluk testine geçmez. V3 uyumluluk testine geçmez. O yüzden bunları tekrar etmek istiyorsak klas olarak kullanmalıyız. Peki klas yazdım. Aslında ID ile klas aynı değildir. Yani isimler aynı olsa bile bunların tipleri değişik olduğu için bir zararı olmayacaktır. Kötü bir sonuç doğmayacaktır. Şimdi burayı sidebar'da attıktan sonra geri kalan kısmı ise ben hemen onun yanında ise content diyorum. Yani şöyle content yazdım. Content ne olacak? Burada sayfamın içeriği yer alacak. Yani konu başlıkları, konu içeriği, konu etiketi, konu yazanı, konu yazarı filan. Hemen bunun altında ise ben sistemin tabi main page'in dışarısına yazıyorum bunu. Sistemin footer'ını oluşturuyorum. Peki ben şu sidebar ve content'i main page içerisine almak zorunda mıyım? Hayır, zorunda değildim ama daha da kontrol edebilmemiz açısından ben bunu main page'in içerisine aldım. Çünkü bunu taşırken main page'den yararlanmak zorunda kalacağız. Hem sidebar'dan hem content'ten kontrol etmek kodlarımızı biraz daha daha fazla yazmamıza sebep olacaktır. Main page'in önemi aslında bu. Daha kısa, daha öz kodlar yazabilmemiz için. İsterseniz sitemizin iskeleti bu kadar ama buna ileriki dönemlerde ekleme yapabiliriz. Örneğin şuraya üst menü, navigation, navigator menü yapabiliriz. İsterseniz sitemizi şimdi görüntüleyelim. Yeni görün. Tabi oluştu ama buradan bir şey yapmam. Örneğin bu header olsun. Bu slider. Yani şöyle yazıyorum. Burası sidebar. Content ve footer dedim. Bittikten sonra sayfamı görüntüm. Görmüş olduğunuz gibi header, slider, sidebar, content, footer. Şimdi main page ne özelliği olacak? Ben burada content'i hemen sidebar'ın sonuna alacağım. Yani ikisi yandan olacak ve bunların bir genişliği olacak. Tabii hepsinin bir genişliği, bir yüksekliği olacak.
Bunları da bir dahaki dersimizde CSS'imizi şekillendirirken göreceğiz ve sizlere burada wrapper'ın önemini anlatacağım. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle.